Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda Kur'an-ı Kerim'den Nur ayetinin manasını ifade etmeye çalışacağım. Kur'an-ı Kerim'i mealen okuyanlar bazı ayetleri anlamakta zorlanırlar. Bazı ayetlerin manası çok da kapalı değildir, açıktır, muhkemdir. Okuyan bir kimse ana hatlarıyla bir istifadesi olur ve bir derece anlar. Fakat bazı ayetler de vardır ki onları anlamak biraz daha zordur. Biraz derinlemesine bilgi gerektirir. Sadece meal okumakla o ayeti anlayamazsınız. Hatta rastgele bir tefsir okumakla da anlayamazsınız. Daha böyle bir derinlik, daha böyle iyi açıklamalar gerekir. İşte Kur'an-ı Kerim'de mealinden anlaşılması zor olan ayetlerden biri Nur suresinde yer alan Nur ayeti. Malum Kur'an-ı Kerim'in surelerinin isimleri var. Bu isimler genelde o surede geçen bazı kelimelerden seçilmiştir. Mesela Allahu nuru semavati vel ard. Burada nur kelimesi geçiyor. Allah göklerin ve yerin nurudur ve bu ayete Nur ayeti deniliyor. Bu ayetin yer almış olduğu sureye de Nur suresi adı verilmiş. İşte biz Nur suresinden Nur ayetini bir derece beraberce anlamaya çalışacağız. Önce ben mealini arz etmeye çalışıyorum. Allahu nuru semavati vel ard. Allah göklerin ve yerin nurudur. Meselu nurihi kemişkatin fiha misbah. Allah'ın nurunun meseli şuna benzer. İşte bir pencere gibi bir şey var ve orada bir lamba. El misbah fi zücace. O lamba bir cam içinde. Ez zücace keenneha kevkebün dürri. Ve o cam da sanki ışık saçan bir yıldız misal parlıyor. Yugadu min şeceratin mübareketin zeytunetin. Ve mübarek bir zeytin ağacından tutuşturuluyor. Yağı oradan geliyor. La şarkı yetim ve la garbiye. Ve o ağaçta ne şarkıdır ne de garbi. Ne doğrudan doğu ne de batı bölgesinde. Yekadu zeytuha yudî'u velev lem temsesu nâr. Ve onun yağı, o lambanın yağı kendisine bir ateş dokunmasa bile neredeyse ateş alacak durumda. Nurun ala nur, bu nur, nur üzerine bir nurdur. Yehdillahu li nurihi men yeşâ. Allah nurunu dilediğine nasip eder. Ve yadribullahu lemthale linnas. Ve insanlara bu şekilde örnekler, misaller getirir. Vallahu bi kulli şeyin alim. Allah her şeyi bilendir. Ayetin kısaca meali bu. Bu mealden bundan murat nedir? Doğrudan anlamak zor. Hatta bu ayet-i kerime Edison gibilere aynı zamanda elektriğin bulunmasında önderlik etmiştir, rehberlik etmiştir. O anlamda da açıklanıyor. Ve ayet-i kerime adeta lambayı da bize, elektrik lambasını anlatıyor. Ve bu elektrik lambası şarki ve garbi değil, doğudan batıdan değil, kaynağı semavidir. Yani gökyüzünden yağmurlar iniyor, barajlarda toplanıyor ve elektrik enerjisi elde ediliyor. Ve bu elektrik enerjisi etrafı aydınlatıyor. Ayet-i kerime buna bile bir işaret olarak değerlendirilmiştir. Doğrudan elektrik böyledir, böyle elde edilir anlatmıyor ama sanki buna böyle bir ışık tutuyor. Ayet-i kerimenin ifadeleri adeta o elektrik lambalarını anlatır gibi ifadelerle bize anlatıyor. Burada işte önce bir lamba tasavvur ediyoruz. O lamba aynı zamanda aynaya yansıyor. İşte cam var. O cam içinde olunca daha böyle parlak gösteriyor. O lamba aynı zamanda çok kaliteli bir yağla besleniyor. Eğer yağ, o lambanın yağı kaliteli olmazsa, hani gaz yağı kaliteli olmadığında elbette ışığı da fazla olmayacaktır. Bu ayet-i kerimede anlatılan bütün unsurlar nurun daha ziyade olması için durumları ifade etmekteler. İşte Allahu Teala göklerin ve yerin nuru. Yani Allah gökleri ve yeri
aydınlatıyor. Bunun manası ayette ifade edilirken tefsirlerinde genelde şöyle anlatılmış: Allah göklerin ve yerin münevviridir, onları aydınlatandır. Onları yokluk karanlıklarından ziyadar varlık alemine getirendir. Hadisi şerifte ifade edildiği üzere Kânallah ve lem yekum mâhu şey. Allah var, onunla beraber hiçbir şey yoktu. Allah-u Teala yaratmayı murad etti. Yaratmayı murad edince de alemi kendine bir ayna kabul etti adeta. Yokluğu kendine bir ayna kabul etti. Ona tecelli ile alemi yarattı. Böylece gökyüzünü yıldızlarla süsledi. Yeryüzünü bitkilerle, çiçeklerle tezyin etti. Ve gökleri ve yeri bu şekilde nurlandırmış oldu. Öte yandan Allah-u Teala akıllarımızı, kalplerimizi iman nuruyla, hidayet nuruyla aydınlattı. Ve bunun meydana gelmesi için nasıl ki gökyüzünde dünyayı aydınlatan bir güneşi yaratmış, kalpleri ve akılları aydınlatmak için de Allah-u Teala peygamberler göndermiş. Peygamberler de manevi bir güneş. Allah o peygamberler aracılığıyla da dünyayı aydınlatıyor, manen aydınlatıyor, kalpleri, akılları nurlandırıyor. Öte yandan bu ayet-i kerimede anlatılan hususlar bilgi noktasında da bize çok muazzam ışık tutuyor. İnsanın böyle duyguları var, duyuları var. O duyularla insan dış aleme açılıyor. Mesela elimizle dokunuyoruz. Sert mi, yumuşak mı? Bunları idrak ediyoruz. Gözümüzle renkleri ayırt ediyoruz. Ama bu duyularımız yanılabilir. Mesela gözümüzle güneşe baktığımızda güneşi bir tepsi kadar görürüz. Elimizle, elimiz soğuksa sıcak bir suya batırdığımızda ilk anda sıcaklığını çok net algılamayabiliriz. Demek ki duyular yanılabiliyor. Duyuların ötesinde akıl var. Duyular adeta maddeye göre bir nur. Ama onun üstünde de akıl daha hassas bir nur. İnsan her ne kadar duyularıyla bazı şeyleri hissetse de aklın bunları değerlendirmesi lazım. Mesela göz bize güneşi bir tepsi kadar gösterirken akıl diyor ki hayır, o bir tepsi kadar değil, o dünyamızdan 1 milyon 400 bin defa daha büyük ve o hemen yakınımızda bir gök cismi değil, dünyamızdan 150 milyon kilometre uzakta. Bunları akıl söylüyor. Doğrudan her insanın aklı bunları anlamasa da beşerin bilgi birikimi bunları ortaya koymakta. Böylece insanlar duyularıyla elde ettikleri, ulaştıkları bir takım şeyleri akıllarıyla değerlendiriyorlar. Peki akıl tek başına yeterli mi? Akıl bütün gerçekleri kuşatabilir mi? Hayır, akıl da bütün gerçekleri kuşatamaz. Onun üstünde vahiy yer almakta. Diyelim bizler insanların öldüğünü görüyoruz ve bu insanlar ölümden sonra toprak haline geliyorlar. Akıl bize orada der ki bunlar toprak oldu gitti. Ama vahiy bize öyle demiyor. Vahiy diyor ki onlar başka bir aleme gönderildi. Topraktan gelen kısımları toprağa bırakıldı. Cesetleri topraktan gelmişti. Toprağa döndü ama doğrudan doğruya ruhlar aleminden gelen ruh ölümle kendine mahsus aleme gönderildi. Berzah alemine gönderildi. Ve وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخْ اِلَى يَوْمِ يُبْعَصُونَ ayeti bu manayı bize bildirmekte. Demek ki iç içe böyle perdeler var. İşte duyuların nuru, aklın nuru, vahyin nuru, bu perdeleri insan açtıkça, ilahi vahye muhatap oldukça eşyayı gerçekte olduğu gibi görebiliyor. İnsan her ne kadar aklıyla, duyularıyla bir takım şeyleri elde ederse de Cenab-ı Hak'tan ilham da yine gelebilir. Yani vahiy artık şu anda bitmiştir ama insanlara ilham da gelir. İlham da geldiğinde nurun ala nur olur. İnsan aklıyla anladığı meseleleri ilhamın da desteğiyle çok daha iyi bir şekilde anlayabilir. Değerli izleyenlerim, bu konuda İmam-ı Gazali'nin Mişkatül Envar isimli kitabı vardır. Sırf bu ayet-i kerime ile alakalı müstakil bir risale, bir kitap yazmıştır.
Dolayısıyla o gibi kitaplarda bu ayet-i kerimenin çok daha derinlemesine sırları ifade edilmektedir. Cenab-ı Hak hepimizi Kur'an'ın nurlarına, sırlarına mazhar eylesin diyerek bugünkü programımızı noktalıyoruz. Bir başka programda görüşmek üzere. Hayırlı günler diliyorum.